yılına buluştuk. Tekirdağ'da 1000 senemiz okulu hayata geçti. Tekirdağ'ın 4 bir yılından gelen öğrenciler eğlenerek öğreniyorlar. 1000 senemiz okulunda 6 dalda atölyeler var. Yaratıcı yazarlık, müzik, tarım uygulamaları, genetik, yenilikçi tarih, zeka oyunları atölyelerinde öğrenciler eğitim alıyorlar. Yapılan etkinlikler hem eğlenceli hem de öğretici oluyor. Ücretsiz olan bu kurs öğrencilerin yararlı bilgi ve beceriler edinmesini sağlıyor. Yazın evde olan çocuklar bu yaz eğlenceli ve faydalı dersler işleyip bilgi ve beceriler edinerek zamanlarını geçiriyorlar. Bize bu imkanı sunan Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ederiz. Yaz okulu hakkında ne düşünüyorsunuz? Güzel, bilgi edinmiş olduk, eğlenceli. Yaz okulunda ne yapıyorsunuz? Yeni şeyler öğreniyoruz, yazı yazıyoruz genellikle veya zeka derslerinde oyun oynatıyorlar. Peki eğlenceli mi? Evet. Zeka oyunları öğretmenimiz Muhsin Bakan ile birlikteyiz. Zeka oyunlarında ne tür çalışmalar yaptırıyorsunuz? Bakanlığın bize gönderdiği akıllı ve zeka oyunları etkinliklerinin yanında okulumuzda bulunan kutu oyunları da var. Bayağı bir zeka oyunumuz var. Bunlardan her birisini işte her geldiklerinde günde en az 2 oyun olacak şekilde bunları öğretiyoruz. Ve sonrasında uygulamayla oynuyorlar. Şimdi zeka oyunları sınıfındayız ve arkadaşlarımızdan çalışmalar hakkında bilgiler alacağız. Kutu oyunları oynuyoruz, değişik oyunlar oynuyoruz. Bunların size kattığı şeyler neler? Zekamızı geliştiriyor mesela. Genellikle kutu oyunları oynuyoruz ama bazen sudoku gibi şeyler de işte kağıtta da çalışmalarımız oluyor. Ve burada çok eğleniyoruz. Peki sizler eğleniyor musunuz? Evet, biz de çok eğleniyoruz. Buraya bir daha gelmeyi düşünür müsünüz? Evet. Merhaba, şimdi tarım uygulamaları dersindeyiz. Nehir arkadaşımıza burada neler yaptıklarını soracağız. Burada neler yapıyorsunuz? İlk geldiğimiz hafta kompost yaptık. Organik atıkları içine koyduk. Sonrasından kağıt ve karton gibi materyalleri koyduk ve biraz toprak koyduk. 3 hafta sonunda onlar toprağa dönüştü ve bir bahçenin bir kenarında onları 3. haftanın sonunda hepsini karıştırdık. Sonra 2. hafta bitkiyi yetiştirdik, filizlendiler. Sonrasından doğal tarım ilaçları yaptık. Çift çenekli ve tek çenekli bitkileri öğrendik. Ekosistem oyununu oynadık ve öyle güzel bir deneyim oldu. Teşekkür ederiz. Tarih atölyesinde Gökhan öğretmenle birlikteyiz. Derslerinizde ne yapıyorsunuz? Öğrencilerimiz yaz kurslarında gerçekten dolu dolu bir etkinlik dönemi geçirdiler. Bu 4 hafta içerisinde öğrencilerimiz 8 modülden oluşan, aynı zamanda atölyede uygulamalı, analitik ve özellikle projeye dönük çalışmalar yürüttüler. Öğrencilerimize gelen tarihten, Mısır'dan, Anadolu'daki ilk uygarlıklardan, yazın ortaya çıkışından, ilk insanların yapmış oldukları mağara yaşantısından, Kurtuluş Savaşı'na varıncaya kadar bir dizi serüveni hep beraber geçirdik. Öğrencilerin birçoğu ilk defa bir araya gelen öğrencilerdi çünkü farklı okullardan geliyorlardı. Ama bütün bu süreç büyük ihtimalle tekrar edecek diye düşünüyorum. Çünkü gayet güzeldi, eğlenceliydi, keyifliydi. Çevre kirliliği dünyamız tehdit ediyor. Dünyamız eşsiz ve sayısız güzellikleriyle sayısız canlıya ev sahipliği yapıyor. Çok hassas dengelerle işleyen doğanın düzeni ne yazık ki dışarıdan gelen olumsuz etkilere açık durumdadır. Günümüzde insanların yarattığı hızlı sanayileşme ve şehirleşme, kaynakların bilinçsiz kullanımı gibi sebeplerle giderek artan çevre kirliliği dünyamız tehdit ediyor. Bunun en güncel örneklerinden biri son yıllarda Karayip Denizi üzerinde yaşanıyor. Karayip Denizi'nde şişelerden, plastik poşetlerden ve tonlarca atıktan oluşan dev bir ada belirdi. Bilim insanları bu tablonun giderek daha sık rastlanan bir durum olduğunu söylüyor. İçinde yaşadığımız çevreye zarar vermek, tıpkı yaşamsal gelişim süreçleri tamamlanmadan yumurtasını kırmaya çalışan bir civcivin yaptığı şeye benzer. Gelişemeden erken kırılan yumurta civcivin sonu olacaktır. Bu nedenle her birey içinde yaşadığı çevreye karşı sağduyulu olmalı ve kirliliğe sebep olacak her türlü davranıştan uzak durmalıdır. Temiz ve güzel bir çevrede yaşamak dileğiyle. Müzik ruhun gıdasıdır. Bildiğiniz üzere Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararla bu yıl yaz okulları açıldı ve Bilsen'de de yaz okulu başladı. Müzik atölyesi etkinliklerinin yapıldığı yaz okulundaki çalışmalar Tekirdağ Bilsen Müzik Birimi tarafından sürdürülüyor.
Haydi gelin müzik atölyesine gidelim. Neler yapıyorlar bakalım ve onlara birkaç soru soralım. Şimdi yaz okulunda müzik sınıfında Beykan öğretmenle birlikteyiz ve ona birkaç sorumuz olacak. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? İsmim Beykan Koşal. Tekirdağ Süleyman Paşa Bilim Sanat Merkezi'nde yaklaşık 7 yıldır müzik öğretmenliği yapmaktayım. Bilsem öğrencilerle çalışmalar sürdürmekteyiz. Yaz okulu vesilesiyle de diğer öğrencilerimize ulaştık. Teşekkürler. Peki müzik atölyesinde neler yapıyorsunuz? Müzik atölyesinde ritim oyunları, notalar, notalar ve değerleri, ritim oyunları ve beden perküsyonu üzerine çalışmalar yapıldı. Şimdi müzik atölyesi öğrencileriyle beraberiz ve onlara da birkaç sorumuz olacak. Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Ben Kerime Alisa Patoğlu. Müzik atölyesini niçin tercih ettiniz? Müziği seviyorum. Ve buradaki öğretmenler de çok iyi ders veriyor. Peki sizce müzik atölyesi eğlenceli mi? Bence eğlenceli. Siz müzik atölyesini niçin tercih ettiniz? Müzik dinlemeyi ve müziği sevdiğim için. Bilgisayar ve mobil cihazlar hayatımızı olumsuz etkiliyor. Günümüzde bilgisayar ve mobil cihazların hayatımıza etkisi giderek artıyor. Bu cihazlarla haber ve bilgilere kolaylıkla erişebiliyoruz. Oyun ve eğlence için de vazgeçilmez bir araç olmanın yanında sosyal medya ile arkadaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Bu yararlı yönlerin yanında eğer dikkatli kullanılmazlarsa bilgisayar ve mobil cihazlar bizlere zarar da verebiliyorlar. Bu cihazlarla gereğinden çok vakit geçiren kişiler hareketsiz kaldıkları için fazla kilo alma, fiziksel gelişim bozuklukları, görme sorunları ve gerçek arkadaşlardan ve sosyal çevreden uzaklaşma gibi olumsuzluklar yaşayabiliyorlar. Ayrıca bu cihazları gereğinden çok kullanan öğrenciler zamanı doğru yönetemedikleri için derslerindeki başarılarının da azaldığı gözleniyor. Tüm bu sorunları çözebilmek için bilgisayar ve mobil cihazların gerekli oldukları yerde kullanılmalı ve kullanım sürelerini sınırlamalıyız. Ayrca sosyal medyadaki sanal ve oyun arkadaşların yerine gerçekleri tercih etmeliyiz. Yeşil Aydın, seni çok önemli bir görev için dünya gezegenine gönderiyorum. Dünyadaki çocuk ve gençler tablet ve telefonlarında oyun oynamaktan başka bir iş yapmak olmuşlar. Görevin onları dijital bağımlılıktan kurtarmak. Merak etmeyin komutanım. Görevimi en iyi şekilde yapacağım. Samanyolu galaksisinde Güneş'in etrafında dönen 8 gezegenden biridir. 4'te 3'ü su ile kaplıdır. Yaşama elverişli olup sayısız canlıya ve 7,5 milyar insana ev sahipliği yapar. Ancak insanlar pek çok kötü alışkanlığa ve bağımlılığa sahiptir. Hemen yanlarına gidip tanışayım. Merhaba çocuklar, burada ne yapıyorsunuz? Görmüyor musun? Oyun oynuyoruz. Bizi rahatsız etme. Bu kadar güzel bir dünyada sanal şeylerle uğraşmak niye? Size güzel bir hediyem var. Şimdi güzel bir alışkanlık kazandınız. Ayşe Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu oldu. İngiltere'nin Dover kentinden Fransa'nın Cap Gris Nice kıyısına kadar ulaşan 60 km uzunluğundaki Manş Denizi'ni geçen Ayşe Türkoğlu büyük bir başarı yakaladı.
1 Ağustos 2022 tarihinde Türkiye saatine göre 12.02'de Dover'dan yüzmeye başlayan Aysu Türkoğlu dalgalarla başa çıkarak 16 saat 28 dakikada 60 kilometreyi tamamladı. Türkoğlu'nun bu mücadelesini babası ve antrenörü onu dostla takip ederek destekledi. İngiltere'den Milas Bodrum Havaalanı'na giden Aysu'ya çiçek takdim edildi. Ülkemizde sporu sevdirmek için pek çok faaliyet yapılıyor. Umarız ki gelecekte daha büyük başarılara imza atarız. Gelecekte taşıtlar. Taşıtlar insanlık için çok önemli araçlardır. Karada, havada, denizde ve hatta uzayda taşıtlarla seyahat ediyor. En uzak yerlere onlarla uğraşıyoruz. Gelişen teknolojiyle birlikte taşıtlar da gelişiyor. Yepyeni özellikler kazanıyorlar. Sürekli yeni konsept ve bambaşka yaşam fikirleri duyuyoruz. Acaba yakın gelecekte sokaklarda, denizlerde ve hatta gökyüzünde ne tip yeni araçlar göreceğiz? Örneğin ulaşım araçlarını listeledik. Bu araçları yakın gelecekte görmemiz mümkün. Uçan taksi, uçan bisiklet, uçan arabalar, kişiye özel denizaltı, şehirler arası yolculuk yapan roketler, kendi kendine gidebilen monoray, merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye, süzülen otomobil, uzay treni ve daha nitelikle de kısa sürede hayatımıza girecek. Sonuç olarak gelecek çok gelişmiş bir şekilde gelecek ve biz insanlar çok daha teknolojik ve konforlu bir şekilde seyahat edebileceğiz. Bilsem Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nde haberler hazırladık. Tekirdağ Bilsem'de 18 Temmuz-14 Ağustos tarihleri arasında yaz okulumuz açıldı. Pek çok atölyenin açıldığı yaz okulumuzda Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'ndeki öğrenciler haber hazırlamayı ve sunmayı da öğrendiler. Öğrenciler aldıkları eğitimlerle çeşitli konular hakkında haberler yazdılar, röportajlar yaptılar. Yaratıcı Yazarlık dersindeki öğrenciler yazdıkları haberleri aynı zamanda kamera karşısına geçerek sundular. Bu çalışma sayesinde kendilerini medya ve habercilik konusunda geliştirme fırsatı bulan Yaratıcı Yazarlık Atölyesi öğrencileri yeni bilgi ve deneyimler kazandıkları için mutlu olduklarını söylediler. Şu anda Yaratıcı Yazarlık Atölyesi'nde yaptığımız haberleri izliyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bununla birlikte hayvanların yaşam alanları hızla daraldı. Bazı hayvanlar da şehirlerde biz insanlarla birlikte yaşamak zorunda kaldılar. Hayvanlar alışık olmadıkları şehir yaşantısında pek çok zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. İnsanlar birçok yere hatta mamut kaplarının içine bile çöp atıyorlar. Bu durum onların yiyecek bulmasını zorlaştırıyor. Geçtiğimiz günlerde kör bir kedi mama yemek için kabın yanına gitti. Fakat maması insanların attığı metal kutuların altında kalmıştı. Kediyi göremediği için o metal kabı ısırdı ve ağzı yaralandı. Hayvanları sevmeyen insanlar da hayvanlara zarar veriyor ya da hayatlarını tüketiyorlar. Bazen insanlar tehlikede olduğunda hayvanlar yardım ediyor fakat insanlar teşekkür etmek yerine uyumayı tercih ediyorlar. Oysa ki onlar bizim gibi canlılar. Bazen hayvanlar insanlara iyi gelmesine rağmen insanlar bunu fark edemiyorlar. Kimisi korktuğu için, kimisi de sevmediği için. Sizden bir ricamız var. Bu dünyayı bizlerle paylaşan hayvanlarımıza sahip çıkalım.
Bir kap su, bir kap mama onların küçük dünyalarında çok mutlu olmalarını ve hayata tutunmalarını sağlayacaktır. Sevimli dostlarımızla mutlu yardımlar diliyorum. Trafiğe dikkat! Trafik, taşıtların ve yayaların yollardaki düzenli hareketleridir. Trafik kurallarına uygun davranmak, sorunsuz bir şekilde ulaşım sağlamak için gereklidir. Biliyorsunuz ki motorlu taşıtlar günümüzde gittikçe çoğalıyor. İnsanlar da dikkatsiz olunca trafikte çeşitli kazalar ortaya çıkıyor. İşte bugün sizlerle bu kazalarla ilgili örnekler verip çözüm önerilerini konuşacağız. Öncelikle sizlerle kazaların sebeplerini konuşacağız. Kazaların öncelikli sebeplerinden biri yayaların veya sürücülerin yola bakmaması veya başka bir şeyle ilgilenmeleridir. Dikkatsizlik sonucu oluşan kazalarda ne yazık ki birçok can ve mal kaybı yaşanıyor. Bir diğer sorun ise bakımsız ve trafiğe uygun olmayan araçlarla yola çıkmakta pek çok kazaya sebep olabiliyor. Örneğin frenleri tutmayan bir kamyon büyük trafik kazalarına yol açabiliyor. Bu sorunların çözümleri insanların dikkatli ve sorumluluk sahibi olmalarıdır. Ve taşıtları kullanırken başka bir şeyle ilgilenmemelidirler. Sağlıklı günler diliyorum. Ormanlarımıza sahip çıkalım. Ormanlarımız dünyamızın akciğerleri, hayvan ve bitki türleri için yaşam kaynağı olarak bizim için önemli yere sahiptir. Oksijen almamız için ağaçlar ve ormanlar gereklidir. Ayrıca okulumuzdaki sıra ve masalarımız, evlerimizdeki eşyalarımız, kitabımız, defterimiz ve hayatımızdaki pek çok önemli eşya ormanlardan üretilir. Ama bazı insanlar ormanları yanlış kullanabiliyor. İnsanlar düşünmeden ağaçlarımızı kesiyor, bilinçsizce davranıp yangın çıkmasına yol açabiliyorlar. Şehirleşme ve betonlaşma hızla artıyor ve ağaçlar yok oluyor. Ormanların yerine binalar, evler yapılıyor. Hayvanların yaşam alanı yok oluyor. Bazı ormanların içinde mangal yapılıyor ve bazen yangın çıkabiliyor. Bunları önlemek için insanları bilinçlendirmeli ve boş arazilere fidanlar ekilmeli. Ormanlarla kaplı yemyeşil bir dünyada yaşamayı diliyorum. Sevimli dostlarımızın soyları tükeniyor. Hayvanlar dünyamızdaki sessiz dostlarımız. Bu dünyada rahat ve özgürce yaşamak bizlerin olduğu kadar onların da en doğal hakkı durumunda. Ancak insanların olumsuz etkileri nedeniyle doğa bozuluyor ve bu nedenle birçok hayvanın da soyu tükenmek üzere. Örnek olarak vaşak, çita, panda ve benzeri hayvanların neslinin tükenme tehlikesi taşıdığını söyleyebiliriz. Ve maalesef ki bunlar biz insanlar yüzünden oluyor. Çöplerimizi doğaya attığımız için, hava kirliliğine sebep olduğumuz için. Hayvanları korumak için çabalamalı ve elimizden geldiğince yaşam alanlarına zarar vermemeliyiz. Onları beslemeli ve bu dünyayı bizimle paylaştıklarını unutmamalıyız. Kitaplar insanların en iyi dostudur. Kitaplar bizlerin sessiz ve bilge dostlarıdır. Kitaplıklar da sessizce durur ve bizlerin onları alıp okumamızı beklerler. Kitaplar insanların en yakın dostudur. Çünkü can sıkıntısını alır, düştüğünde kaldırır, arka çıkar, güç verir, sabır verir ve en önemlisi inanç verir. Kitap okumak insanı olgunlaştırır. Kitaplar bizler için bilgi ve kültür kaynağıdır. Onlar sayesinde kendimizi kişisel ve akademik yönlerden geliştirebiliriz. Kitapların dostluğu ölümsüzdür. İnsanın ömrü boyunca yanında olan, sığınak, korunak olan kitaptır. Bu yüzden en iyi dostlarımız olan kitapları ihmal etmeyelim ve her günümüzü onlarla geçirelim. Türkçe sınıfında arkadaşlarımızla birlikteyiz. Onlara çeşitli sorularımız olacak. Kitap okumayı seviyor musunuz? Evet, çok severim. Hatta her gün 30 sayfa okuma şartımız var. Annem öyle. Kitap okumak neden önemlidir? Çünkü bilgi öğreniriz, daha başarılı oluruz. Ne kadar kitap okuyorsunuz? Böyle günde 30 sayfa veya 60 sayfa olur. Okuyorum. Aras arkadaşımızla birlikteyiz. Ona da sorularımız olacak. Kitap okumayı seviyor musunuz? Evet. Kitap okumak neden önemlidir? Yeni bilgiler öğreniriz. Sonra zamanımızı değerlendiririz. Ne kadar kitap okuyorsunuz? Günde başladığım kitabı yüksek ihtimalle bitiriyorum.